Bize y eşittir px'in grafiğini vermişler. İsterseniz buraya da yazayım. Y eşittir px. Bir bakalım, sonra da px polinomunu x artı 3'e bölersek kalan ne olur diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Peki, bu arada cevabımızın bir tam sayı olması da gerekiyormuş. Bu sorunun polinom Kalan teoremi ile ilişkili olduğunu siz de anlamışsınızdır. Px'i alıp x artı 3'e bölersek buradan gelecek kalanın, kalanı şimdilik k ile göstereceğim, buradan gelecek kalan p polinomunun, bunu yani x artı 3'ü 0 yapacak x değerinde aldığı değere eşittir. Evet, polinom eksi 3'te hangi değeri alıyorsa kalan odur. Burada dikkatli olmamız gerekiyor çünkü zaman zaman burada artı 3'ü görüp de kalanın polinomun 3'te aldığı değere eşit olacağını da düşünebiliriz. Ve bu bir hata olur. Çünkü burada artı 3 varsa polinomun eksi 3'te aldığı değerin ne olduğunu bulmamız gerekir. Hemen yazıyorum, p eksi 3 eşittir kalan. O halde px polinomunu x artı 3'e bölersek kalan ne olur? Kalanın p eksi 3'e eşit olacağını söyledik. P eksi 3'te bir bakalım. Evet, eksi 2'ye eşit. Bu bölme işleminde kalan eksi 2'dir. Hadi bir örnek daha yapalım. Hatta birkaç tane daha yapalım ve bunun iyice anlaşıldığından emin olalım. Bu soruda da bize px polinomunu vermişler ve k bilinmeyen bir tam sayıdır demişler. Evet, ilginç. Px'in x eksi 2'ye bölümünden kalan 1'e eşittir demişler ve k'nın neye eşit olduğunu bulmamızı istemişler. Hadi o zaman videoyu durdurun ve k'nın neye eşit olduğunu bulun. Bize verdikleri ikinci bilgi, yani px'in x eksi 2'ye bölümünden kalan 1'e eşittir. Aslında p eksi 2'nin, tabii ki değil. Tabii ki p2'nin, başka bir deyişle polinomun böleni 0'a eşitleyen x değerinde aldığı değerin 1'e eşit olduğu ipucunu veriyor. Bunu bulduktan sonra da bunu kullanırsak hemen yazıyorum. 2 üzeri 4 eksi 2 çarpı 2 üzeri 3 artı k çarpı 2'nin karesi eksi 11 p2'ye yani 1'e eşit. 2 üzeri 4, 16, 2 çarpı 2 üzeri 3, 16, artı 4k eksi 11 eşittir 1. Bunlar birbirini götürecek ve geriye iki tarafa 11 ekleyeceğim. Böylece 4k eşittir 12. Bir de 4'e bölelim ve k eşittir 3. İşte bu kadar. Hadi devam edelim. Umarım siz de en az benim kadar eğleniyorsunuzdur. Px bir polinomdur demişler. Burada da px'i bazı ifadelere bölmüşler ve bu işlemler sonucunda kalanın ne olduğunu vermişler. Soru ise px için aşağıdaki boşlukları doldurunuz. p-4 ve p1'i soruyorlar. Hadi bakalım, videoyu durdurun ve bunları kendi kendinize bulun. Bu p-4, px'i neye böldüğümüzde elde ettiğimiz kalana eşittir. Aklınıza hemen x-4 gelmiştir ama dikkatli olmalısınız çünkü burada size bile bile hata yaptırmaya çalışıyorlar. Bu yani p-4, px'i x artı 4'e böldüğünüzde elde edeceğiniz kalana eşittir. Ve bakın bize px'i x artı 4'e böldüğümüzde kalanın 3'e eşit olduğunu veriyorlar. Buraya hemen 3 yazıyorum. Peki ya p1? Bu da px'i x artı 1'e değil, x eksi 1'e böldüğümüzde elde edeceğimiz kalana eşittir ve px'i x eksi 1'e böldüğümüzde de kalanı 0'a eşit olduğundan buraya da 0 yazıyorum. Hadi bir tane daha. Burada da px bir polinomdur demişler ve bize px'in bazı değerlerini vermişler. Px'i x eksi 3'e böldüğümüzde kalanın ne olduğunu bulmamız gerekiyormuş. Biraz düşünmek ister misiniz? Daha önceki örneklerde de gördüğümüz gibi px'i x eksi 3'e böldüğümüzde elde edeceğimiz kalan p eksi 3 değil p3'e eşittir. Unutmayın, buradaki değerin bunu yani bölenin 0'a eşit olmasını sağlayacak x değeri olması lazım. p3'te bir bakalım, evet 5'e eşitmiş. Buradaysa px'i x'e böldüğümüzde kalan ne olur diye soruyorlar. Bunu görünce bir saniye ama burada sayı yok ki ne yapacağım şimdi diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama bunu yani x'i x artı 0 olarak düşünürsek, evet anladınız değil mi? Bu x eksi 0 da olabilir tabii ve bununla da ne elde edeceğimizi biliyorsunuz değil mi? Evet, bu p, bu arada bunun x eksi 0 ya da x artı 0 olması arasında herhangi bir fark yok. Çünkü sonuç olarak p0'ın neye eşit olduğunu bulmamız gerekiyor. p0 da eksi 1'e eşit. İşte bu kadar.